Evgen, yanlandırdı bir tane. Hakikaten yani nasıl bir esnekliği var. Mükemmel bir esnekliği var arkadaşlar bu redgillerin. Bunun yanında 3 tane de jiket çıkıyor. Şöyle zaten şurasında bir delik var. Çıkartacağımız yerde belli. Yani şöyle takacağız. Tam şuradan çıkartacak. Şuradan iteliyorum. Evet. Tam çıkartacağımız yer burası. Şöyle bir takış oldu. Şöyle. Şöyle yakından gösterirsem şurada iki delik görünüyor. Kendi jiketi var. Şu haliyle 11 gram geliyor. Genelde bu işlerde pek tutmaz gramajları, ben çok tartıyorum hassas terazide. 11 gram geldi. Yani esnekliği falan hakikaten çok esnek, çok korkunç bir şey. Redgill V8'in 13 santimliğini bir deniyorum şimdi. 11 gram abi bu. Aldım aldım aldım. Aldım aldım aldım. Evet, bir tane kaptım. Bir tane kaptım. Nasıl bir boy tam bilemiyorum. Evet. Hu, bunu ısırmış. Evet. Bir ısıran bebek bu. Evet. Haydi bakayım. Biraz daha diksen. Gördün mü? Süleyman, kamışı çekerken biraz diktik. Bak dik. Yani şeyi, ucunu biraz havada kaldır. Takılma ihtimali olan yerlerde de çok güzel vurdu. Eyvah 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 Süleyman. Çok güzel vurdu. İşte ufak da o ama. Almadı almadı.
Of, güzel ısırdı. Güzel ısırdı. Benim reflekslerime dayanamam. Gel buraya. Gel buraya bebek. Gel 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 gel. Evet, bu 30 santim. 30 santimlik. Oy oy oy. Hadi bakayım bebek. Ne? Bebekler. Evet arkadaşlar, son atış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle elden ele like ve yorumlar please. Eyvallah.